Hadi ne olur uyan artık. Ben sensiz çok yalnız hissediyorum kendimi bu dünyada. Aç şu gözlerini. Her zamanki gibi maviş maviş gülümse bana. Seni çok seviyorum aşkım. Bu küpenin içinde gizli bir mikrofon var amirim. Maraz Ali ile tüm konuşmalarınızı bu mikrofon aracılığıyla kaydedeceğiz. Sola takın amirim. Anladım. Amirim, test için konuşma tonunda bir şeyler söyler misiniz? Test. 1-2-3 deneme. Teşekkür ederim. Başkomiserim, siz de amirimle konuşur musunuz lütfen? Deneme, test. Kırmızı biber, Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Yeni geldim Adana'dan, ben anlamam Badana'dan. Seni seviyorum İdil. Benimle evlenir misin İdil? Söz veriyorum, pembe pancurlu bir evimiz. Bahçesinde koşan boy boy çocuklarımız olacak. Yavuz! Tamam, yeterli başkomiserim. Bence de yeterli Yavuz Bey. Yanlış anlamayın, ben sizi görevin havasına sokmak için öyle konuştum amirim. Çeyrek ister misiniz? Stres alır. Yolda falan yersiniz. Ayşegül, ne oluyor? Az önce içeride gördüğüm şey neydi? O şey içindi abi ya. Ben Timur'a bir bakayım demiştim. Sonra birdenbire kalp atışı hızla düşmeye başladı. Hemşirelere seslendim. Hiçbiri duymadı sesimi. Ben de mecburen kalp masajı ve suni teneffüs yaparak... Ayşegül, bana hemen gerçeği söyleyeceksin. Eğer kıvırmaya kalkarsan, hazır yoğun bakımın önündeyken seni öyle bir döverim ki komalık olursun. O zaman sen kafadan beni dövmeye başla abi. Çünkü sana gerçeği anlattığımda zaten beni öldüreceksin. Lafı dolandırma. Anlat. Biz, yani ben ve Timur, bir süredir beraberiz abi. Yani senin de eşinle birbirimizin düzenli manitalarıyız.
Küpedeki verici 3-4 kilometre mesafeye kadar sinyal gönderebiliyor amirim. Biz de bu minibüs içinde gizlenip sizi takip edeceğiz. Size mümkün olduğu kadar yakın olmaya çalışacağız. Eğer bir terslik olur da Maraz Ali dinlendiğini anlarsa buradan çıkıp seni kurtaracağız. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Allah'a yardımcın olsun. Sağ olun müdürüm. Ben adama güvenip ikinci adamım yapıyorum. O gidiyor benim kız kardeşime göz koyuyor. Yok. Böyle şeyler bana ters gelir. Dur ben gidip şunun fişini çekeyim de ötanezi hakkını kullanmış olsun. Nasıl olsa uyandığında geberteceğim ben bu adamı. Abi ne olur ya. İnan bana, sana ya da anneme yakışmayacak kötü bir şey yok ortada. Biz gayet düzeyli bir ilişki yaşıyoruz. Timur beni çok seviyor. Bugün bana bowling salonunda laf atan serserilere tek başına kafa tuttuğu için bu hale geldi. Sen olsaydın sen de aynı şeyi yapardın. Yani Timur beni senin gibi korudu. Namusuma, şerefime laf söyletmedi. Düşünsene bir. Bu hayatta beni senin beni sevdiğin kadar sevip koruyan, kollayan birisi daha var. Benim şimdi gitmem lazım. Sakın bu durumu onayladığımı falan düşünmeyin. Tilki kendine gelip bir toparlansın. Ondan sonra ikinizden de soracağım bu işin hesabını. Anladım abi. Ben öyle düzenli manitayız falan anlamam. Eğer birbirinizi sevmekte ciddiyseniz... Tilki gelip seni benden ister ve hemen evlenip düzenli bir aile kurarsınız. Başka türlüsünü kabul etmem imkansız. Baş üstün abi. Bol şans. İnsanın morali bozuk olunca biraz alışveriş yapmak çok iyi geliyor. Biraz mı? Ne yapayım? En son alışveriş yaptığımda Zeus'un adamları beni kaçırmışlardı. Yarısı kayboldu aldıklarımı. Hem ilkbahar geldi. Kendime yeni bir imaj yaratmam lazım. Sonra da senin imajınla ilgileneceğiz biraz. Neyi varmış benim imajımın? Çok üzgünüm ama... Seni bir daha elden geçirmemiz lazım mama. Babamın sana en baştan bir daha aşık olması lazım. Belki o zaman sana tekrar evlenme teklifi edip bizimle birlikte Yunanistan'a gelir. Yok. Ben böyle iyiyim. Benim karnım acıktı. Gel şurada bir şeyler yiyelim. Sonra da eve gideriz. Yarın sabah erkenden uçuyoruz Yunanistan'a. Yarın sabah mı? Hı-hı. Evet. Allah senin iyiliğini vermezse. Nenem geldi sandım.
Ödüm koptu birden. Sen. You are the world. Hangi film izliyoruz? George Clooney'nin son filmini koydum. Bakalım George'la aramızdaki 7 benzerliği bulabilecek misin? Bence zeki bir kızsın, bulabilirsin. Yani her gördüğümde cinyiz bakıyorsun. Bulursun. Dur, film başlamadan Lezzet teyzeye haber vereyim ben. Gelsin tabii, çağır gelsin. Stop! Kuzum, neneme neden haber veriyoruz ki? O da gelsin bizimle birlikte izlesin diye. Çok. Lezzet nem, film sevmez ki. O dizi sever. Aa, film sevmez olur mu hiç? Biz Lezzet teyzeyle kışın çok film izledik beraber. Yapma. Hatta ya. Söyleyeyim bize, elim ortada yapsın. Sen otur, ben çağırırım. Yok. Sen zahmet etme. Ladies first, böyle first. Ben çağırırım. Lütfen sit down please. Hadi. Allah'ım. Ya beni neden bu kadar yoruyorsun? Bu macera hep böyle trajik action olmak zorunda mı? Biraz da romantik komedi olsa ne olur? Lütfen. Şu anda araçtan indi. Anlaşıldı Derya. Biz konuşmalarınızı buradan dinledik zaten. Malum kişi buluşma noktasında. Yanına gidiyorum. Bu sizinle son irtibatım olacak. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Tamamdır Derya. Duyuyoruz, anlaşıldı. Hadi bakalım. Rastgele çocuklar. Efendim? İdil. Telefonu mikrofonu olmayan kulağına götür. Ve hiç konuşmadan beni dinle. Bir şey mi oldu? Konuşma ve dediğini yap lütfen. Maraz Ali'yi yakalatmadan önce sana bir şey söylemek zorundayım. Dün gece Maraz Ali'yi öldürmek ve Levent'in intikamını almak için oto yıkama yerine gitmiştim. Maraz Ali bana Levent'in öldürüldüğü geceye ait alışveriş merkezi otoparkının güvenlik kamerası kayıtlarını izletti. Hani bizim bir türlü bulamadığımız silinmiş olan kayıtlar. Neden hiç konuşmuyor bunlar? Söyleme sahip öpüşüyorlardır müdürüm. Genç çocuklar tabii. Evet, öyle. Meğerse o görüntüler Maraz Ali'deymiş. Bana izletti hepsini. Levent'i o öldürmemiş İdil. Ama Levent'i öldüren alçağı öldürmüş. İkimiz için de Levent'in intikamını almış. Yok ama ya. Bu kadar da öpüşmek olmaz ki ya. Ya bizim ahlak polisi umuma açık yerde uygunsuz davranıştan dolayı almasın bunları şimdi ikisini de içeriye. Onun da nesini öpüyorsa. Bundan sonrası sana kalmış İdil. O bir çete lideri. Hatta bir katil.
Bir polis olarak onu yakalamak zorundayız. Ama ben yine de Maraz Ali'yi tuzağa düşürmeden önce... Bunu bilmeni istedim kardeşim. Allah yardımcın olsun. Bu da böyle işte ne menen bir şey müdürüm ya. Ya bu koca paketin içerisinden bir tane şerefsiz acı bir çeyirdek çıkıyor. Bütün ağzının rayasını bozuyor müdürüm. İdi, iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Çok güzel görünüyorsun sevgilim. Teşekkür ederim. Oh be. Nihayet konuştular ya. Samet, ne iş? Affedersiniz başkomiserim, müdürüm. Tuvalete kadar gitmiştim de. Tamam evlat. Samet, çeyirdek al. Süper çeyirdek ha. Sağ olun başkomiserim. Sağ olun. Ne yesem acaba? Ya biz kendi aramızda neden Türkçe konuşuyoruz? Babam öyle emretti. Türkçemin ilerleyebilmesi için Türkiye'deyken sadece Türkçe konuşmam gerekiyor. Endaksi. Ya neden bu kadar çabuk dönüyoruz ki Selanik'e? Keşke biraz daha kalsaydık. Hem belki siz bu arada babamla yeniden kaynaşırdınız filan. Burada hiç güvende değiliz Sofia. Yunanistan'da güvende olacak mıyız peki? Evet. Gizli servis ikimiz için de yeni bir güvenlik programı hazırladı. Güvenlik programı? Hı-hı. Böyle bir programa ihtiyaç duyduklarına göre Yunanistan'da da o kadar güvende olmayacağız demektir. Babam fena üzülecek bu kadar çabuk gittiğimizi öğrenince. Hadi. Binur! Yavrum! Kuzum! Hoş geldin. Hoş geldin Lezzet teyzeciğim. Hoş bulduk yavrum. Güzel kızım. Güzel yavrum. Kurban olduk. Oh. Oh. Fikum söyledi. Pınar'la beraber film izleyeceğiz dedi. Gel sen de bize katıl dedi. Ben de limonataları kaptığım gibi geldim kuzuma. Oh, ne iyi ettin de geldin Lezzet teyzeciğim. Yavrum benim. Lezzet teyze ne oldu? Ay ben... Bu adamı bir an ben Ahmet'le kocama benzettim. Ödüm koptu. Ay Allah iyiliğini versin Lezzet teyzeciğim. George Clooney o. Kim? George Clooney. Şimdi anladım. Demek ki bu yüzden herkes benim fikomu George Clooney'e benzetip duruyordu. Benim fikom dedesinin gençliğine çok benziyordu. Anladım, anladım. Pınar, yavrum, kuzum. Selamın Allah. Ay bir de böyle İngilizce espriler yapmıyor mu? Klişe klişe yavrum ya Resulallah. Bu gece çok güzel sürprizler hazırladım senin için. Öyle mi? Yemeği nereye götüreceksin beni? Aracımız da geldi işte.
Hadi. Ali, ne gerek vardı buna? Yemek yiyeceğimiz yer karşıdaysa köprüden de geçerdik. Karşıya geçeceğimizi kim söyledi ki? Ali, yemeği bunun üzerine yemeyi düşünmüyorsun değil mi? Hayır aşkım, sürpriz. Sürpriz mi? Ne sürprizi ya şimdi bu? İdil Hanım, teknemize hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Gerçekten babamla yeniden bir araya gelmeniz imkansız mı? Biz babanla hiçbir zaman bir arada olmadık ki kızım. E ben nasıl oldum o zaman? Siz birlikte tavla oynarken mi? Doğru. Biz bir zamanlar babanla birbirimizi çok sevdik. Ama bizimkisi daha en başından imkansız bir aşktı. Yollarımızın ayrılacağı daha en başından belliydi. Sen de öyle arada kazara oluverdin işte. Kazara oluverdim demek. Kazara. Hmm. Anladım. Güzel miyiz? Madem bu kadar pişman olacaktın, kes kaldırsaydın o zaman beni. Saçmalama. Sen bana bu hayatta verilmiş en güzel hediyesin. Hayatımdaki her şeyden pişman olabilirim. Ama seni bu dünyaya getirdiğim için asla pişman olmam. Sen olmasaydın benim hayatımın amacı da anlamı da olmazdı. Limonata yapmışız. Oo, popcorn da var. Popcorn değil onun adı. Sığır matador evladım. Popcorn. De, hem sen ne dalıyorsun böyle ele kızının evine? Dingo'nun ağrı mı burası? Fiko'ya baktım. Evde yoktu. Sonra Pınar Hanım'ın kapısının açık olduğunu fark ettim. Belki Fiko buradadır diye gelip bir sorayım dedim. Senin var yolun. Aa, evet teyze ya. Fiko nerede kaldı? Fiko mu? Amerika'yla. Muhtemelen NASA'yla. Çok önemli bir telefon görüşmesi yapması gerekiyor. Yaz. Şimdi sen önden git dedi. Ben hemen geliyorum dedi. Yaz. Benim Fiko'mun İngilizcesi Barack Obama kadar akıcı olduğu için Amerika'yla sık sık telefonla görüşebiliyor. Anladım. Boş verin canım şimdi Fiko'yu mu koyu? Biz böyleyiz. Ha? Ben koşup hemen Fiko'ma ses edeyim de gelsin. Ay sen otur Lezzet teyzeciğim. Ben gidip çağırırım. One minute! Otur kızım. Otur. Olmaz. Neden? Benim de gidip namazımı kılmam gerekiyordu zaten. Sen burada kendini çok dikkat et, olur mu?
bu yanındaki sığır öküz kırması davardan da kendini sakın yavrum, tamam mı? Ve kum hemen yetişiyor. Tamam mı yavrum? Tamam mı? Tamam. Kurban oldum. Lülülülülüm. Tamam Lezzet teyzeciğim. Dikkat et yavrum. Aradaki mesafeyi de aç. Dikkat et, dikkat et. Aç mesafeyi. Allah'ım, bu macera çok yorucu devam ediyor. Müsaadenizle. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Pınar, yavrum, kızım. Gregory, içim bayıldı lan. Unutulmaz bir gece olmasını istedim. Ve eğer bu geceden sonra da duygularında bir değişiklik olmazsa, sana hayatının tüm gecelerini unutulmaz kılacağıma söz veriyorum. Vallahi müdürüm, bu Ali'nin niyeti biraz bozuk gibi söyleyeyim. Yani direkt damardan girdi konuya. Pazartesi, dünkü sessizlik bugünün habercisi. Önce hafif bir rüzgar, ardından fırtına. Böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Sevmemiş miydi yoksa sevilmemiş miydin? Ne kadarı yalan, ne kadarı gerçekti? Özenle seçilmiş yalın cümleler kurduk. Vedalaştık dışarıda, fırtına dinmişti. Şimdi o sevdiğim aşıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim? Seçti.
Sanırım dans ediyorlar müdürüm. Dans mı ediyorlar? Kumaşların birbirine sürtme seslerini duyuyorum. Oo. Ya müdürüm, biz burada sabaha kadar bunların oynaşmalarını, koklaşmalarını bekleyeceğiz. Yasa dede geldi, bir mesaj atalım cepten. Bak evlat, iyi bir balıkçı olmanın bir numaralı şartı sabırlı olmak. Biz de burada sabırla bekleyeceğiz. Babanı ara. Durumu haber ver. Yavuz başkomiserimle buradan da konuşabilirsiniz Sofya Hanım. Kontör harcamanıza gerek yok. Ne yapıyorsun sen? Ellerini göreyim. Siz polis misiniz? Evet efendim. Babanız sizi uzaktan takip edip korumam için beni görevlendirdi. Neden bunu bana söylemediniz? Yavuz başkomiser, sakın hoca diye onu koruduğunu söyleme. Çaktırmadan takip et. Ne yapar eder seni atlatır kaçar eğlenmeye dedi. Pardon. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Önemli değil. Çok affedersiniz. Size ikram etmeyi unuttum. Yer misiniz? Ay yok, yok sağ olun. Hadi hadi, kendi mısırınız gibi yiyin. Ay vallahi yok bak. Yok sağ olun, ben yemeyeceğim. Lütfen ya, yiyin. Allah Allah. Gerçekten yemeyeceğim. Allah 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 Allah. Oha! Ay! Yettim Pınar'ım. Hay. Lezzet teyze gelmiyor mu? Yok, nenem namaz kılacakmış. Bir de ben o filmi izleyemem. George Clooney'e çok gıcık oluyorum dedi. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Pardon. Öküz Bey, biraz insan gibi yiyebilir miyiz? Lütfen. Çıkardığınız gürültüden duyamıyorum hanımefendiyi. Al sen de öbebişim. Aç ağzını aç. Aç. Ya bari burada yapma ya. Bari burada yapma ya. Bayan var, ayıp ya, ayıp. İki dakika normal ol, insan ol ya. Yuh. Şuna bak, ağzı burnu mısır olmuş ya. Eve gidelim, ben sana göstereceğim gününü. Bebişim. Sizi çok kıskanıyorum, biliyor musunuz? Kıskanıyorum derken? Yani muhteşem bir çiftsiniz. Sürekli kavga edip didişiyorsunuz. Ama sonunda mutlaka barışıyorsunuz. Hiçbirbirinizden kopamıyorsunuz. Keşke biz de Tarık'la sizin gibi bir çift olabilseydik. Bir dakika, bir dakika. One minute. One minute. Muhteşem bir çift derken? Yani... Allah Allah. Kim gelir ki bu saatte? Ne bileyim. Kim geldi? Aa, Lezzet teyze dayanamadı geldi herhalde. Muhteşem teyze. Bir çift dedi lan. Bana bak Freddy. Eğer Pınar'ıma yılıştığını görürsem... Gider tek başıma teslim olurum polise. Seni de yakarım, kendimi de yakarım. Men on fire. Maç ortada oğlum. Kızlar hiç kimsenin Pınar'ı değil. İyi olan kazansın diyorum bebişim.
Ulan bana bak. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben aşk diyorum, sen maç diyorsun. Seni yorarım ulan. Seni yorarım ulan. İmansız maç mı lan bu, maç mı? Sen benim aşkıma pınarımım. Nasıl böyle bir şey yapardın? Ulan sevgilim, ne işin var burada? Sevgilim derken? Lan? Lan? Ne oluyor lan burada? Hocam, ne oluyor lan burada derken? Ha. Kalk ulan, kalk 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 matadın. Kalk lan, kalk. Silahı var. İnsan yıldızlara bakınca bu evrende ne kadar küçük, ne kadar önemsiz olduğunu fark ediyor. Yani aslında bu hayat çok daha basit olmalı. Oo, Ali G'ye başladı. Yandık. Sabaha kadar bitmez bu muhabbet. Çok daha az üzmeliyiz birbirimizi. Çok daha az kavga etmeliyiz. Çok daha az istemeliyiz. Aldığımız her nefesin, içtiğimiz her damla suyu, yediğimiz her yumruğun bize yeter olduğunu unutmamalıyız. Sonuçta hepimiz şu koca evrende minicik, küçücük, önemsiz birer nokta değil miyiz? Oh, oh. Felsefenin bini bir para. Ama yıldızlar şehrin büyük ışıklarının arkasına gizlendikçe biz bu gerçeği unutuyoruz. Ben de sana aşık olana kadar bunu unutanlardandım İdil. Yolunu, yönünü, amacını kaybetmiş bir adamdım. Sırf bana haksızlık edenlerden intikam almak için yanlış yollara saptım. Çok yanlış şeyler yaptım. Şimdi sana itiraf edeceğim şeylerden ilk başta korkabilirsin. Ama şunu bilmeni istiyorum. Sen benim için bir milat oldun İdil. Artık benim için senden öncesi ve senden sonrası var. Ya geç, geç. Hadi, hadi. Bugüne kadar sana kendimle ilgili söylediğim her şey yalan olsa bile bir tek şey gerçek. O da seni sevdiğimdir. Engin, bunları kaydediyor musun? Kaydediyoruz başkomiserim. Bak, kaset yok, banda bir şey oldu falan filan istemiyorum. Vallahi beynini kırarım. İdil, ben aslında bir çete... Komiserim, birden bağlantı koptu. Ne? Bağlantı mı koptu? Kızım, ne diyorsun sen?
Adam tam konuşacakken bağlantıyı mı kopardınız? Boynunuzu koparacağım şimdi sizin ha. Biz bir şey yapmadık başkomiserim. Kendiliğinden koptu. Engin, bir şeyler yap. Düzel şunu hemen. Uğraşıyoruz başkomiserim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bizim ne işimiz var ki zaten? Dinleme, minleme. Ya bizim işimiz ne ki bunlar kardeşim zaten? Ya gideceğiz oraya, basacağız, alacağız. Niye uğraştırıyorsunuz ki bizi? Bu konteynerin içine soktunuz. Dinlemeler, minlemeler. Bu çekirdekler ne? Allah Allah. Koskoca organize şube çekirdek çitler mi operasyonda? Adanalı. Buyurun müdürüm. Sakin ol. Çok sakinim müdürüm ben. Tamam. Siz de kimsiniz lan? Lan? Ne işiniz var lan benim sevgilimin evinde? Aşkım, ne olur indir şunu. Düşündüğün gibi bir şey yok ortada. Pınar, ne demek bir şey yok? Ya elin kazma adamlarının gece vakti senin evinde ne işleri var? Kazma derken bir tek bu yanımdaki arkadaştan bahsediyorsun sen. Bugün ha bugün ben Boğaziçi'nden mezun olmuş ve TÜBİTAK'ta... Konuşma lan! Şu hale bak. Limonatalar, mısırlar. Parti veriyordunuz herhalde. Tarık, ne olur indir şu silahı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Figo ile Matador zararsız çocuklar. Zararsız derken? Anlasana işte. Zararsız. Hayatım. Onlar birbirlerinin bebişleri oluyorlar, anlasana. Birbirimizin bebişi derken? Ben eski bir polis müdürüm. Bundan 6 yıl önce uyuşturucu kaçakçılığına bulaşmış bir bakanın oğlunu tutuklamaya kalktım diye beni polislikten attılar. O günden sonra da bana bu haksızlığı yapanlardan intikam almak için yemin ettim. Benim dükkanda gördüğün çocukları da yanıma alıp eğiterek bir organize suç çetesi kurdum. Bu kötü düzenin parçası ne kadar aşağılık, mazlum hakkı yiyen şerefsiz varsa hepsini dolandırıp soymaya başladım. Engin ne oldu? Olmuyor. Ne oldu? Olmuyor başkomiserim. Ölmüyor başkomiserim. Ya bu kızın başı belada falan olmasın müdürüm? Yerlerini tespit edip gidip basalım tekneyi. Olmaz. Kötü bir şey olsa İdil cep telefonuyla sinyal gönderir. Bak eğer şimdi baskına gidersek Maraz Ali İdil'in polis kibrini öğrenebilir, öyle değil mi? Ne yapacağız peki müdürüm? Mecburen İdil'in geri dönüşünü bekleyeceğiz evlat. Tamam müdürüm. Pınar doğru mu söylüyor? He? Siz sahiden bebiş misiniz? Hocam, keşke kesseydik. Rica etsem, bana bebeşin sizin lügatınızdaki manasını bir söyler misiniz lütfen? Lan, ayrıca doğru konuş, yoksa var ya gözünün üstünü. Ne yaparsın lan yoksa, he? Bir MİT elemanının düğmesinin koparılmasının cezasının kaç yıldan başladığını biliyor musun lan sen, he? MİT elemanı derken... Polismiş sus. Hayatım ne olur artık indir şu silahı. Baksana korktu çocukcağızlar. Korktu valla. Söylesene lan. Siz gay misiniz değil misiniz? Neymiş? Ya sevgilim. Böyle açık açık sormasana. Utanacak çocuklar. Ya Pınar. Sen ne diyorsun Pınar? Fikocuğum sorun yok. Bize rahat rahat açılabilirsiniz. Ben zaten her şeyin farkındayım. Her şeyin derken? Ne bileyim, giyim tarzın, konuşma şeklin, saçların, arada yüzüne makyaj yapıyor, rüz sürüyor olman filan. Bunlar çok bariz anlatıyor zaten her şeyi. Ya neyi anlatıyor Pınar? Neyi anlatıyor Pınar? Neyi anlatıyor yani? Neyi anlatıyor?
Ayrıca ben Matador Bey'le aranızdaki ilişkiyi de biliyorum. Aramızdaki ilişki derken? Geçen gün kapı deliğinden bakarken gördüm sizi. Sizi gidi kumrular sizi. Eve zor attınız vallahi kendinizi. Ya bunlar... yok ne alakası var? Hadi. Leze teyzenin yanına geldiğiniz ilk günlerde bile hep el ele dolaşıyordunuz. Gözümden kaçmaz benim. Ne yapıyorsun? Ama tek bir gün bile masum olanın canına ya da malına dokunmadım. Bir yanlış, başka bir yanlışla düzeltilmez diye bir söz vardır biliyorum. Ne olursa olsun yaptıklarımın suç olduğunun farkındaydım. Eski bir polis olarak vicdanım hiçbir zaman rahat değildi. Ve tam çeteyi dağıtıp bu işlere son vermeyi düşündüğüm sırada... Allah bana seni gönderdiydi. Sana söz veriyorum. Bu gece her şey bitti. Bundan sonra çete olmayacak. Bundan sonra yanlış yollardan yürümek olmayacak. Günaydın aşkım. Günaydın. Hadi yumurtalar soğumadan geç bakalım sofraya. Yok. Benim acil gitmem gerekiyor. Beni hemen kıyıya bırakabilir misin? Önce bir kahvaltı etseydin. Yok, okula geç kalamam. Bugün sınav yapacağım çocuklara. Neyi peki? Neredesin sen? Uyuyakalmışım. Maraz Ali ile mi? Sabaha kadar minibüsün içinde seni bekledim. Tam Maraz Ali ile konuşacakken bağlantı kopunca... Nevzat müdürümle Yavuz başkomiserim delirdiler. Sonra da hep telefonum kapalı çıktı. Telefonum şarj bitti. Küpeyi de denize düşürdüm. Dün gece bana telefonda söylediğin şeyden emin misin? Eminim. Gözlerimle gördüm her şeyi. İdil. Sen yine de yanlış bir yola saptın değil mi? Biz polisiz. Bunu unutma. Doğru. Biz polisiz. Belki affetme durumumuz yok. Ama merhamet duygumuz var. Thank you.
kendisini ayı teşrif etti. Kızım, neredesin sen? Sormayın müdürüm. Yok. Biz yine de sabaha kadar kutu kadar bir minibüsün içerisinde haybeye bekleyip yamulmuş insanlar olarak ısrarla ve merakla soruyoruz. Neredesiniz amirim? Neden birden ortadan kayboldunuz ve neden durumla ilgili bir haber vermediniz ve daha önemlisi neden sizin kulağınızdaki mikrofonlu küpeyle bizim minibüsün arasındaki bağlantı tam zurnanın zır dediği yerde koptu? Çünkü küpe denize düştü. Ne? Kulağınızdaki küpe denize düştü. Evet. Allah Allah. Bağırlağın işine. Teknenin kıyısında oturuyorduk. Rüzgardan saçlarım uçuştu. Saçlarımı tekrar toplayayım derken elim çarptı. Küpe denize uçtu. Yani bravo amirim. Biz burada 100 yılın organize suç çetesi operasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Siz daha bir küpeye mukayyet olamıyorsunuz. He? Yavuz Bey, rüzgardan düştü dedim. Denizin ortasındaydık. Ne yapabilirdim? Bilemeyeceğim. Biraz daha zeki ve çevik bir polis olmayı deneyebilirdiniz mesela. Öyle mi? Evet. Adanalı. Yeter. Sakin ol. Kusura bakma müdürüm. Ama ben daha fazla sakin olamayacağım. Organize şube miyiz? Bir ilkokulun müsamere kolu muyuz ben artık bilmiyorum. Verin bana yetkiyi, 2 dakikada Maraz Ali'yi alıp paketleyip kanunun önüne çıkarmazsam bana da Adanalı Yavuz demesinler. Evlat, tamam dedik. Kızım, bağlantı koptuktan sonra Maraz Ali sana ne anlattı? Çeteyle ilgili ipuçları verdi mi? Maalesef müdürüm. Abi, çok şaşırdım. Bana polislikten neden atıldığını anlattı sadece. Bir de polisken birkaç kişi vurmuş. Onları söyledi, o kadar. Hepsi bu mu? Evet. Hepsi bu müdürüm. Tabii. Günaydın beyler. Günaydın. 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 Nedir Tilki'nin durumu? Vallahi doktor daha iyiye gidiyor dedi. Biz de bekliyoruz işte. İyi bari. Timur kendine gelmeye başladı. Aha. Ali abi. Söyle Tilki. Ne oldu bana ya? Ne olduğunu boş ver oğlum. Geçti gitti her şey. Şimdi iyisin. Tek önemli olan şey bu. Ne haber beyler? Özlediniz mi beni? Evet de. Özlemez olur muyuz kardeşim? İyisin ama iyisin. Ama en çok ben özledim aşkım. Ben de seni özledim aşkım. İlacın etkisinden abi ben ne dediğimi ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Böyle Ayşegül'e aşkım falan diyerek saçmalıyorum işte. Sen anladın abi. Abim her şeyi biliyor aşkım. Her şeyi biliyor derken? Bizim sevgili olduğumuzu biliyor yani. Ne oluyor ya? Hemşire hanım ya biri buraya bakabilir mi? Ne oldu? Bir anda nabzı durdu. Baksanıza. Bir saniye. İyi de hastanın nabzı normal atıyor. Hay Allah ya. Ben yanlışlıkla bunun kablosuna takılıp çekmişim de. Aferin boncuksun. Ne yapayım ya?
Hoşça kal Yavuz. Güle güle Maria. Kendine iyi bak, olur mu? Elimden geleni yapacağım. Görüşürüz Samet abi. İyi yolculuklar abicim. Sağ ol. Görüşürüz Engin. Sık sık araşırız, olur mu? Sık sık derken? İnternette yazışırız falan yani. Yazışırız derken? Arkadaş olarak yani. Bana bak lan, parlak kafa. Sadece bayramlarda, yılbaşında, bir de doğum gününde de olabilir. O da tebrik kartı şeklinde. Kartları göndermeden ben göreceğim. Her mektubu görülmüştür gibi yani, değil mi başkomiserim? Hı, aferin Samet. Samet doğru söylüyor, aynen öyle. Aferin Samet. Hı hı. Baş üstüne başkomiserim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Şiit. Ne yapacağım İstanbul'da? Çok sıkıldım diyordun. Kavuşursun memleketine. Olur mu? Burası da benim memleketim. Biz de yarı Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Dikkat et. Sen de. Şimdi bu sana yazan aslan şerefsizlere ne yapıyorduk? Ha? Sen! Hele de göreyim. Sen! Ha? Aferin. İşte benim kızım. Biberlerini aldın mı kızım yanına? Aldım. Bir tane su. Bir de... su. Hı. Yalnız bu 45'liklerden çok yeme, tamam mı kızım? Yani haftada bir ye. Miden ağrı girer sonra. Tamam. Bir de ne yapıyorduk? Günde üç kere yemeklerden önce. Babayı arıyorduk. Zaten ben izinde geleceğim seni Selanik'e görmeye. Tamam. Hadi. Anneni bekletme hadi. Tamam kızım. Bu kadar üzmeyelim kendimizi. Nasıl olsa görüşeceğiz. Şurası iki adımlık yol kızım, ne olacak ki? Hoşçakal. Ben seni çok özleyeceğim kız Çiğit. Ben sensiz ne yapacağım ki bu arada? Başa geldi olmaz işler.
Ablacığım nasılsın? İyiyim kızım, sen nasılsın? İyisin inşallah. Ne olsun işte, pazara kadar gidiyordum. Ege'yi sana bırakayım dedim. Ege'yi bana bırakayım der ki? Hadi bakalım Ege'cim. Yaramazlık yapıp Lezze teyzeyi üzeyim deme. Ne oluyor lan? Çok sağ ol be Lezze ablacığım. Sen olmasan kimlere bırakırdık bu çocukları? Çocuklar derken? Ben 2-3 saate kadar dönerim. Hadi kal sağlıcakla. Lezze teyze, benim karnım acıktı. Sus lan sus. Gülen surat. Geç içeri geç. Burası Lezze teyzenin ocak başı mı? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Bir çocuğumuz eksik değil mi? Başkomiserim. Şimdi gücümüze bakacağız. Ne yapacağız? Hayat devam ediyor. Sofya? Ne oldu Sofya? Bir şey mi unuttun kızım? Yok. Ben biraz daha seninle kalacağım. Nasıl ya? Yunanistan'a tek başıma dönüp her şeyi bir yoluna koyayım. Bu sırada Sofia'nın senin yanında kalması daha iyi. Yakında görüşürüz kızım. Görüşürüz anneciğim. Merak etme, ben burada iyiyim anne. Sen işlerini hallet, ben sonra geleceğim yanına. Tamam? Tamam. Kızımıza iyi bak Yavuz. Meryem. Sağ ol. Oh.
Lan ben bunu nereye koydum arkadaş ya? Arabada mı kaldı ya? Ne oldu? Ya annene bir şey almıştım. Onu ben unuttum. Arabada falan kaldı herhalde. Neyse artık. Boş ver. Oh, cadı kızım benim. Çiğ. Alo. Merhaba. Ben sakız ağacının altındayım. Sen neredesin hayatım? Ben fena trafiğe takıldım hayatım. Bir 10 dakika gecikeceğim. Kusura bakma. Tamam. Sorun yok sevgilim. Ben buradayım. Seni bekliyorum. Sevgilim mi? Vay. Vay. İyiymiş. Evet. Sen benim sevgilim değil misin? Öyleyim tabii. Hadi kapat telefonu. Dikkatli kullan arabayı. Tamam. Görüşürüz birazdan. Görüşürüz aşkım. Aşkım mı? Oo, ilerlemiş. Hadi kapat artık şu telefonu. Kaza yapacaksın. Tamam aşkım. Abi. Kız bana önce sevgilim dedi, sonra da aşkım. Nereye gidiyorsun hemşerim? Buyurun komiserim. Komiser değil oğlum, görmüyor musun ya? Başkomiser. Koskocaman B, A, Ş yazıyor. Okuman yazman yok mu? Ha? Affedersiniz başkomiserim. Buyurun. Samet, ben şu bombaya bir bakıp geleyim. Başkomiserim, siz bombalardan anlar mısınız? Kim? Evet. Bombadan anlar mıyız? Evet. Engin'e sor. Ya? Daha geçen gün koca oteli kurtardın. Başkomiserim, bekleseydik de bomba imha ekibi gelseydi. Başkomiserim, bekleseydik de bomba imha ekibi gelseydi. Doğru Ahmet.
her şeyi de biliyor. Oğlum ben bütün ömrüm bombayım, hayla geçti. Allah Allah Samet ya. Biler sakin. Ya ne oluyor? He, ne oluyor? Film mi çeviriyoruz burada? Ulan kim icat etti bu cep telefonlarının içine kamera koymayı arkadaş ya? Ya indirin arkadaş, indirin. Ya indirin arkadaşlar ya. Ayıptır ya. Hadi geriye, geriye. Geriye. Arkadaşlar sakin. Ya ne oluyor arkadaş? Ya çekip de ne yapacaksınız? Misal, ben burada parçalansam, parça pinçik olsam, o parça pinçik olmamı çekip eve götürüp çocuklarınıza mı seyrettireceksiniz? Ulan herkes muhabir, herkes gazeteci, herkes bir şey oldu arkadaş ya. Ya bu memlekette fotoğraf çekmeye ne meraklıymış bizim halkımız meğer ya. Yıllardır kimse fotoğraf makinesiyle bir şey çekmez. Telefona koydular, herkesin elinde böyle, herkes muhabir. Allah Allah. Haydi arkadaşlar geriye haydi. Dur çekelim ya. Bizim iyiliğiniz için. Hadi arabamız aslında hadi. Baba dikkat et. Kızım sen de arabanın arkasına geç saklan hadi. Arabanın arkasına geç. Haydi. Şimdi anlayacağız. Gerçekten aşkı mısın yoksa değil misin? Ömer, Fatih. Evet abi. Hadi fırlayın. Başüstüne abi. Ya abi. Hayatımda ilk kez haksız olman için dua ediyorum. Esma gerçek çıkarsa dünyanın en mutlu adamı ben olacağım. Çünkü hayatımda ilk kez birisi bana aşkım dedi, sevgilim dedi. İnşallah. Çarşı anne ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğim eyvah. İmdat! Polis! Polis yok mu? İmdat! İmdat! Ay çantam! İmdat!
teşekkür ederim. Rica ederim. Yok, merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar, bu gerçek bir bomba olsaydı hepiniz burada parça pinçik olmuştunuz. Çoluğunuzu çocuğunuzu görmeye bir kenara bırakın, evinize bile gidemeyecektiniz. Demek ki neymiş? Böyle şüpheli bir paket gördüğünüzde kaçıp uzaklaşacaksınız. Böyle ışık görmüş pervane böceği gibi kutunun etrafına toplaşmayacaksınız. Polisin dediğine riayet edeceksiniz ki biz de işimizi rahat yapalım. Öyle kameraları alıp muhbirlik, gazetecilik, bilmem necilik yapmak yok. Şimdi buyurun baklavayın. Al bakın güzel kızı. Buyurun. Çok haklısınız Sayın Vali. Tabii ki vatandaşın can ve mal güvenliği her şeyden önce gelir efendim. Bence de bir organize şube başkomiserinin bomba imha uzmanlığına soyunması çok saçma efendim. Ve saçma olduğu kadar da yanlış efendim. Merak etmeyin Sayın Valim. Ben sorumlu arkadaşlara gerekli cezayı vereceğim efendim. Emredersiniz Sayın Valim. Saygılar efendim. Saygılar. Evladım, sizin bana her gün minik kalp krizleri yaşatmaktan başka işiniz yok mu? Adana, bir bomba paketinin senin elinde ne işi var evladım? Bomba paketi değil müdürüm, baklava paketi. Ne baklavası yav? Fıstıklı baklava müdürüm. Adana, bak buradan kalkarım, alırım seni ayağımın altına. Alırsınız müdürüm, yalnız... Oğlum. Evladım, yavrum, aslanım, sen bir organize şube başkomiserisin. Senin işin düzenbazları, dolandırıcıları, çeteleri, üç kağıtçıları yakalamak. İçinde bomba olduğundan şüphelenilen bir kutunun senin elinde ne iş var yahu?
neden vatandaşı güvenli bir mesafeye uzaklaştırıp bomba imha ekiplerinin olay yerine ulaşmasını bekleniyorsun ha? Neden kendini bir çizgi roman kahramanı sanıp bombayı tek başına etkisiz hale getirmeye çalışıyorsun? Ya bir şeyden de anlama yahu! Her şeyi sen çözmek zorunda değilsin ki. Bırak, biraz da arkadaşların çalışsınlar, hı? Ben de aynı sizin dediğiniz gibi Yavuz Başkomiserimi bomba imha ekiplerini beklemesi konusunda uyardım Sayın Müdürüm. Bunu da disiplin raporunda dipnot olarak arz etmek isterim. Bunu ben senin dibine bir dara ekeceğim. Seni 6 ay çorbayla besleyecekler. Müdürüm, bu çorba meselesini de eknot olarak eklemek istiyorum. Sen o bıyıkları unut. Evladım, ya o paketin içinden bomba çıksaydı? Ya o kadar insanın canına bir zarar gelsin? Ya iyi de müdürüm, şimdi neticeye bakalım. Yani çıktı mı çıkmadı mı? Engin, Samet, çıktı mı çıkmadı mı? Yok, çıkmadı. Çıkmadı. Ama çıkabilirdi sayın müdürüm. He. Yavuz, oğlum. Biz kumarbaz değiliz. Kutunun içinden ne çıkacağını tahmin ederek görevimizi yapamayız ki. Yok müdürüm. Ben o kutunun içinde bomba olmadığını önceden biliyordum zaten. Biliyor muydun? Evet. Nereden biliyordun evladım? Sen müneccim misin? O kutu benim kutumdu müdürüm. Ne? Senin kutun muydu? Sizin kutunuz muydu? Evet. Evladım, sen manyak mısın? Öyle sağa sola şüpheli paketler bırakıyorsun. Yok. Müdür ben deli miyim sağa sola şüpheli paket bırakayım? Kasten bırakmadım ki. Neden bıraktın peki? Millete makara olsun diye mi bıraktın sen o paketi? Ya hiç öyle şey olur mu müdürüm? Şimdi sabah Maria'yı Yunanistan'a yolcu ederken bir kutu baklava aldıydım. Hani bizde adettir ya, gidene baklava hediye edilir. Baklavanın kutusunu da hediye paketi şeyinde şey etmiştik. Sonra havaalanında bizim Sofya'nın bavullarını taşırken telaştan düşürüvermişim. Millet dolu bombalı kutu zannedip paner gibi etrafına toplanmış. Allah'ım. Ben sana ne yaptım da sen beni bu delilerin tepesine müdür yaptın? Evladım, madem o kutunun içinde bomba olmadığını biliyordun, neden o vatandaşı rahatlatmadın? Neden söylemedin bunu herkese? O vatandaş olmaz olsun müdürüm. Vatandaşın polise güvenebilmesi için arada sırada bu tür kahramanlık gösterileri yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Aslında bir nevi bir tatbikattı. Sonunda ben onlara gerekli dersi verdim müdürüm. Vermedim mi? Verdiniz. Şunlara bak, şunlara. Bakın bakın bana. Gülüyor muyum ben? Bak bak bak. Gülüyor muyum? Gülmüyorsunuz müdürüm. Güzel. Beyler. Size yeni cezanızı takdim etmekten büyük gurur duyuyorum. Yine ne icat ettiniz müdürüm? Hayırlı bir iş, hayırlı bir iş. Hayırlı iş derken? Al bakayım. Yok almayayım müdürüm. Teşekkür ederim, sağ olun, çok naziksiniz. Al hadi. Al dedim. Peki alayım. Emredersiniz müdürüm. Abo ya. Polis Akademisi'nde misafir hocalık mı? Evet. Ben. Adanalı Yavuz. Ve bir okul dolusu çaylak.
Aynen öyle. Allah Allah. Ulan nasıl bu kadar salak olabiliyorsun ha? Nasıl bu kadar bayat bir numarayı yutabiliyorsun? Kız sana 1000 tane kur yapıp seni kendine aşık ediyor. Sonra da hastayım, ölüyorum diyor. Sen de safkan bir sazan gibi atlıyorsun hemen. Abi bu kıza para verelim de tedavi ettirelim diye. Sonra ne olacaktı? Biz parayı verecektik. Polis de bizim gizli hesaplarımızın yerini öğrenecekti. Ulan bir çocuk bile yutmaz be bu numarayı. Yazıklar olsun sana Boncuk. Ben de seni çetenin en zeki, en aklı başında adamlarından biri sanıyordum. Bir şey yapmadım ya. Siz! Ne kaçıyorsun lan devletin polisinden? He? Devletin benzinini yakmaya utanmıyor musun? Şerefsiz. Nasıl olsa yakalanacaksın. He? Ne kaçıyorsun lan? He kaçıyorsun. Yok ya bir de patron gibi arkaya oturdalım beyefendi. Aç lan bagajı aç. Aç lan. Abi ne bagajı? Konuşma. Gel. Sen. Yine. Şerefsiz. Sağ olun, tamam çocuklar. Evet çocuklar. Demek ki neymiş? Bir suçlunun peşindeki davranış biçimi aşağı yukarı bu minval üzere. Bakın yazılıda da sözlüde de soracağım. Hocam ben görmedim, çalışmadım, duymadım falan bilmiyorum. Ona göre anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel, aferin. Olacak, olacak. Evet. Buyurun, işte bu kadar. Kader oğlum. Biz tam karanlık işleri bırakıp çeteyi dağıtıp kendimize normal hayatlar kurmayı planlarken sen bizi hapislerde çürütmek mi istiyorsun lan? Hepimizi yakmak mı istiyorsun? Abi ben nereden bileyim veterinerdeki kızın polis olduğunu? Bileceksin abicim, bileceksin. Biraz akıllı olup gözlerini dört açıp kimliğinden, niyetinden emin olmadığın hiç kimseyi bizim sınırlarımızın içine almayacaksın. Tamam, anladım abi. Biz tam 3 yıldır polise tek bir açık bile vermeden tüm şehre hükmediyoruz. Bakkala bile giderken yerin dibindeki tünellerden geçip ambulanslarla seyahat ediyoruz. Adamlar kapımızın önünde 24 saat nöbet tutuyorlar. Ama yine de bizim tek bir açığımızı bile yakalayamadıkları için deli oluyorlar. Ama beyefendi ne yapıyor? Bir polisi alıyor, Truva atı gibi kalemizin orta yerine dikiveriyor. Abi, yarım saattir Dil yengenin yanında çete falan diyorsun. Sonra bizim gizli tüneli, ambulansı falan söyledin. İdil her şeyi biliyor abicim. Dün gece anlattım her şeyi. Oo öyle mi? Aramıza hoş geldin yengecim. Artık aramız diye bir şey yok. Ben dün gece İdil'e bir söz verdim. Bıraktım bu işleri. Yani siz de bıraktınız. Bundan sonra geçmişi unutup sadece geleceğe bakacağız. Emredersin abi.
Evet arkadaşlar. Dersimiz silah. Silah polisin en yakın arkadaşıdır. Ancak silah en son başvurulması gereken arkadaştır. Bizler silahı öldürmek için değil, etkisiz hale getirmek için kullanmalıyız. Ve bu kararı verirken mümkün olduğu kadar sakin ve soğukkanlı olmalıyız. Çünkü atasözlerimiz bile ne diyor? Öfkeyle kalkan zararla oturur, değil mi? Mesela bir tane daha var. Keskin sirke küpüne zarar. Öfke gerçekten uzak durmamız gereken çok berbat ve kötü bir şeydir. Özellikle bir polise hiç yakışmayan bir davranış biçimidir. Affedersiniz çocuklar, önemli olabilir. Siz düşünün, hakikaten öfke berbat bir durumdur yani. Efendim kızım? Dersteyim, okulda. Polis okulunda. Sen bitti mi okulun? Tamam, alıp eve götürsünler seni, evde dersleyin çalış, hadi. Ne? Parti mi? Ne partisi? Sen okuldan çocuklarla partiye gideceksin he? Ben yokken nasıl ne edeceksiniz he? Allah Allah! Kim Orkun'la Cenk? Ulan Orkun'un da Cenk'in de... Beni bekle. İşim bitsin beraber götürürüm ben seni partiye. Oldu derken... Kız bana bak, oradan çemkinip durma be. Alo. Alo Sofia. Alo. Telefonu benim yüzüme... Ulan... Telefon tamamen kapalı. Bak, babasına telefonu kapatmış. Çıkardınız çocuklar. Sağ ol Ali. Sağ ol abi. Ama bu hayatınız boyunca yaptığınız son yanlış iş olacak. Bugün sadece bir oyun oynadık. Ve siz bize bu oyunda yardımcı oldunuz, hepsi bu. Bundan sonra bir daha kapkaç, soygun falan yok. Yoksa çok fena döverim ikinizi de. Döversin abi. Ulan dersiniz falan yok mu sizin? Ne dikiliyorsunuz burada? Hadi. İkisi de depremzede bunların. Tüm ailelerini kaybetmişler 99'daki depremde. Onları kötü yoldan aldım çıkardım. Daha çocuk yaşta hayatlarını yakmalarına izin vermedim. Bizim burada bir yer verdik. Hayatlarına çeki düzen geldi. Okula gidiyorlar. Arada bizim işlere yardımcı oluyorlar. Evet arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bir polis memuru spor yapmak için hiçbir engel tanımamalıymış. Bu tür spor aletleriyle tüm vücudumuzu çalıştırmalıyız ki zihinde başarılı, dinamik bir polis olalım. Engin yavaş. Yavaş ulan. Lan ya, yavaş ulan. Yavaş ulan, parlak kafalı. Yavaş ulan. Başkomiserim, öğrenciler seyrediyor. Hem polis arada sırada böyle şovunu yapmalı diye siz söylememiş miydiniz? Doğru söylüyorsun Engin, bas gaza. O kadar da değil ulan, bacaklarım ayrılacak. Yavaş ulan! Nihayet yalnız kalabildik. Sana güzel bir haberim var sevgilim. Hafta sonu annenler bizi İzmir'e mi bekliyorlar? Kız istemek için. Hayır. Benim Erzurum'a tayinim seneye kaldı. Seneye mi? Evet.
Bu sömestrin sonuna kadar İstanbul'da kalacağım. Yani evlenmek için acele etmemize gerek yok. Ya asma öyle yüzünü. Ben çocukluğumdan beri hep beyaz düğünüyle evlenmeyi hayal ediyordum. Böyle deniz kıyısında bir yerde, herkes beyazlar içerisinde filan. Yaza kadar bekleyeceğiz yani evlenmek için. Evet, mecburen. İlk var düğünü olsun. Maalesef kurtarmıyor. Evet arkadaşlar. Sıra geldi polis savunma taktiklerine. Mesela diyelim ki bir suçlu geldi. Gel hocam. Polisin yakasından tuttu. Ya polisin yakasından tutulur mu hiç? Eceline mi susamış şerefsiz? Yani polisin yakasından tutulur mu? Diyelim ki tuttu. O zaman ne yapıyoruz? Bak. Böylece tutuyoruz. Çok basit bu, yatırdık. Adamın kontrolü bizde. Kelepçemizi çıkardık. Güzelce sakin sakin. Güzel kardeşim. Polisin yakasından tutulur mu? Niye benim yakamda tutuyorsunuz? He? Olur mu böyle bir şey? Ayıp değil mi sana? Bir devlet memurunun yakasından tutmak ne kadar kötü, fena, ayıp bir şey değil mi? Bilmiyor musun bunu? Deyip merkeze götürürüz. Şimdi normalde prosedürde yani kitapta geçen budur. Yani dursun bir kenarda, aklınızda bir yerde öyle kalsın. Evet. Teşekkür ederim hocam, buyurun. Şimdi bir de size Adanalı versiyonunu gösteriyorum. Evet, bu durumda ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi kafamızı 45 derecelik bir açıyla hafif geriye doğru alıyoruz. Ve yüzümüzde de gülümseyen bir durum olsun ki adamın aklında kalan en son şey sizin gülümsemeniz olsun. Evet, bu açıyla sağlam bir şekilde adamın burnunun çatına çatadanak yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra isterseniz kelepçe takın, isterseniz kahve için, isterseniz oturun sohbet edin. Ne yaparsanız yapın, zaten o adam artık sizindir. Evet. Unutmayın, bunu sınavda soracağım ha. Korkur, sevinmedi. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Ne oldu? Bir sorun yok değil mi? Buralarda bir hastamı ziyarete gelmiştim. Geçerken Rıbkı'ya da bir uğrayayım, eksik aşılarını tamamlayayım dedim. Anladım. Yani sen beni değil, Rıbkı'yı görmeye geldin. Affedersin. Ben de salak gibi beni görmeye geldin diye sevinmiştim. Peki, senin istediğin gibi olsun. Ne yapalım? Rıbkı, ziyaretçim var oğlum. Gel Rıbkı'cığım, gel. Gel oğlum. Gel. Saçmalama. Seni de görmeye geldim tabii. Vallahi benim aşılarım tamdı ama. Annem hiç aksatmadı yani. Gel, seni biriyle tanıştıracağım. Ali abi, seni veteriner doktor Nazan Hanım'la tanıştırayım. Hani sana bahsetmiştim ya. Yani Rıfkı kendisinin hastası oldu. Aynı benim gibi. Memnun oldum. Ben de. Bana bak ulan şerefsiz. Ulan konuşmazsan var ya. Nereden aldın lan silahı? Vallahi benliği patlatırım seninle ha. Başkomiserim, ne yapıyorsun? Ulan şimdi sen... Oturun çocuklar. Sağ ol. Güzel kardeşim. Şimdi bu silahı kimden aldığını söylemezsen... Ya senin avukatın gelene kadar burada bizim işimiz uzar. Malum prosedür falan filan. Şimdi sen güzel güzel ifadeni ver. Biz de dosyanı hazırlayalım. Savcılığa gönderelim. Sen sağ, biz selamet. İşimiz bitsin. He? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ifade böyle güzel güzel, sakin, usul usul alınabilir. Oo müdürüm, hoş geldiniz. Merhaba Adanalı. Nasıl gidiyor bakalım? Çok iyi gidiyor müdürüm.
çocuklara elimden geldiğince kendi birikimlerimden faydalandırmaya çalışıyorum. Aferin, aferin. Sağ olun müdürüm. Evet arkadaşlar, Yavuz başkomiserinize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim müdürüm. Ne demek? Yani ne zaman isterseniz ben gelirim. Geleceğin polislerin yetişmesinde ufacık bir katkımız olursa biz bundan mutlu oluruz. Oldu evlat, oldu. Hem de çok büyük katkıların oldu. Sağ olun müdürüm. Arkadaşlar, bugün Yavuz başkomiser size çok önemli dersler verdi. Evet, söyledim. Sınavda da soracağım dedim kendilerine. Kendisi sizler için her zaman bir örnek olacak. Sağ olun müdürüm. Ama kötü bir örnek. Evet, sağ olun müdürüm. Ne? Bugün Yavuz başkomiserin size anlattıklarına ve yaptıklarına bakarak bir polisin neleri yapmaması gerektiğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kısacası Yavuz başkomiserinize ne kadar az benzerseniz, amirlerinizi ve müdürlerinizi o kadar mutlu edersiniz. Ama müdürüm ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor ha? Al sana fıstıklı baklava işte. Ayıp bir şey bu ama ya. Evet çocuklar. Yavuz başkomiseriniz için bir alkış lütfen. Ayıp olmuyor. Bu ne be? Bu ne? Müsaitseniz gelebilir miyiz müdürüm? Adanalı. Senin kızın bu sabah dönmüyor muydu Selanik'e? Dönüyordu müdürüm de son anda planda bir değişiklik oldu. Sofya bir süre daha benimle kalacak. Maria da bu sırada Yunan gizli servisiyle görüşüp her şeyi Sofya ve kendisi için tamamen güvenli hale getirecek. Hadi bakalım. Sevindim. Yalnız Maria'nın durumu da çok karışık biliyorsun. Bizim istihbarat bölümüne de bu konu hakkında bilgi vermek zorundasın. Hı hı. Biliyorum. Atlamadım. Yani çağırdılar zaten. Gidip bildiğim her şeyi anlatacağım. Aferin. Yunanistan numarası bu. Annem arıyor. Alo? Ne? Tüh. Sofya, kızım ne oldu? Kötü bir haber mi var? Annemin uçağı Ege Deniz üzerinde kaybolmuş. Son 6 saattir uçaktan hiçbir sinyal alamıyorlarmış. Uçak denize düşmüş. Galiba bu kez annem sahiden öldü. Hüsretinden yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Hasretinden yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Ömer yükseklerden uçtum, bize indik şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımı dağlar. Başa geldi olmaz işler yok.
yaşam.